Merhaba Yafdar Arçelik günlük grafik e, çok dur videosunu yapmadım. Bir kontrol edeyim ne zaman yapmışız Net evet, 23 Mayıs'ta en son videosunu yapmışım. E, yeri bulalım şuradaymışım yani 32 buçuk civarında hafif aşağı yönlü bir trend çiziyordu. 200 günü kırmış kalan günlerde tabi Arçelik de biraz darbeye de. O tabi bir geri alım haberi hisse geri alım haberiyle, geri alım, e, haberiyle beraber <laughs> gördüğünüz gibi o kötü tablodan kurtulmayı. Başardı Arçelik. Yani o haber e, yaradı Arçelik. Şu an yukarı doğru e, bir hamle içerisinde. Yani bu tabi şunu söyleyeyim. Hani burada e, kısa vade bilmiyorum. Değerlendiren var mı? Yok mu? Ya da ne kadar var? 28-70'lerden maliyetlenenler varsa onlar için e, şu an önemli olan hani şey olarak söylemiyorum. Hani burası koparsa yıkılır anlamında söylemiyorum ama hani kısa vadeciler genellikle 20 gün üstelini yani 31-90 civarında veya e, burada 31-60 civarı takip edilir, ederler büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum piyasada. Çünkü 50 günün altında bir düşüş trendi vardı burada. Hatta 20 günün altında da sertleşmişti biraz. E, tekrar altına inmesi hoş olmaz piyasa mesajı açısından. O yüzden 31-60 civarları e, veya yani şey veriyorsa tabii bu kişinin risk algısıyla alakalı böyle çok geniş davranan varsa 31-40 civarları da takip edilebilir. Majör anlamda 28-80'in altında bir inşi olmadıkça korkacak bir durum genellikle olmaz yani bu tür tablolarda. O yüzden majör anlamda da orasını takip edebilirsiniz. Tabi 8 üstelinin 20 üstelinin üstünde bir hareket devam etmeye çalışıyor Artçelikte Ee, yani o kısa vade göster şeyin üstünde ortalamanın üstünde kalması olumlu pozitif kalmaya devam ettikçe de pozitif yukarı hareket din devam beklenir ama şunu gördük 33 60 civarları şunu bir sileyim arkadaşlar bunu göstermek için zaten önceden çekmiştim kırıldı şöyle bir işaret koyalım 33 50 30 60 diyelim buraya 33 60 civarları kırılmıyor yani orada ikidir satıcı geldiğini görüyoruz arçelikte bir yani bu negatif bir şey söyleyemem buradan negatif denmez ama e, takip etmek lazım orayı da yani şimdi e, 33-60'da geçiliyorsa e, piyasa biraz daha o zaman gözünü yukarı dikmiş olarak en azından 35.5'a doğru 2 liralık daha bir prim ya da bir alan hareket alanı beklenebilir orada. O yüzden e, dediğim gibi kısa vade yani bu hafta ya da önümüzdeki hafta 33 33.60'ın üstündeki kapanışlar e, dikkate alınmalı. Yani bir direnç geçip dediğim gibi bir diğer e, dirence hareket görebilme ihtimalimiz var artan hacimler var o olumlu yani burada piyasa biraz tıkanmıştı açıkçası haziran ayında çok düşmüştü e, pazar düşmüştü yani alıcı da gelmiyordu satıcı da bir acayip bir tablo oluşmuştu bu tabi haber falan derken ki şu dipte de görüyoruz yani 21 haziranda bakın Haziran sonunda temmuzda şu dipte bir işlem yoğunluğu var yani hacim artıyor o destek oluyor biraz önce onu söyledim zaten 28.5 önemli oradan beri de olumlu bir hacim tablosu var yani pazarı fena değil yani bir hareket var Arçelikte bu harekette takip edilmeli Olumlu bir RSI seviyesi var. Yani 57-58 fena değil. E, kendi ortalamasının üstünde. Şu ısınmada düzeltmeler normal. Yani bunu pek çok videoda anlattım. Şimdi temcidle gibi tekrar e, aynı şeyleri anlatmayayım ama hani şu yaptığı hareket beklenen bir hareket. Yani normal bir hareket aslında. E, olumsuz denemez e, RSI göstergesinde. makdi de Yani biraz boynunu büktü diyorum ama e, bakın burada da söyleyeyim yani. her ortalama bir mıknatıs. Aresayın kendi ortalaması da Aresaya bir mıknatıs, yani Makdinin uzun ortalaması da kısa bir mıknatıs. Çok ağzını açarsa, çok ayrılırsa şuradaki gibi biraz düzeltmesini beklersiniz ya da en azından bir duru anlaşmasını beklersiniz. Burada da o var, ama henüz negatif kesilmiş, kesişmiş herhangi bir gösterge yok, negatif haber veren. Tabii 35'in geçilmesi olursa öyle bir şey onu bilmiyorum olur mu olmaz mı ama tabii o dirençte geçilirse 37'ye bir hareket beklenir ki 37 burada en önemli şöyle göstereyim geriye doğru zaten bir işaret yok en önemli direnç noktası 35'inin geçilmesi belki piyasaları biraz daha heyecanlandırırsa olumlu olarak yansıyabilir diye düşünüyorum yani yeni bir arayışta olabilir yukarıda herkese iyi haftalar.